Evet sevgili dostlar, değerli abilerim, ablalarım. Yepyeni bir videodan tekrardan herkese selamlar. Bugünkü videomuzda tekrardan gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye hep birlikte devam ediyoruz. Fakat videoya geçmeden önce kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzda gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz. O zaman değerli dostlar ben lafı hiç uzatmayayım. Gelin her zamanki gibi videomuzun işte iş planına hep birlikte bir göz atalım. Bugün 4 farklı ana başlık üzerinde duracağız. İlk olarak Libya'daki son gelişmeler sizlere aktarmaya çalışacağım. İkinci konu başlığımızda ise biliyorsunuz önceki videomda Libya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne bir saldırı olmuştu. Ve o videomda Türkiye tarafından bir açıklama şu anlık gelmedi demiştim. O açıklama geldi. O açıklamaya hep birlikte bir göz atacağız. Ardından Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey'den bir açıklama geldi. Gerçekten çok önemli bir açıklamaydı. Hep birlikte Jeffrey'nin söylediklerine de göz atacağız. Ve son olarak Suriye'deki bir olayı sizlere aktarmaya çalışacağım. Son dönemde gerçekten gündemde olan bir konu. İran Suriye'den saf dışı mı bırakılmak isteniyor? Onları da hep birlikte göreceğiz inşallah. Değerli dostlar ilk konu başlığımız olan Libya'daki gelişmeler sizlere şu şekilde aktarmaya çalışacağım. İlk olarak Libya'da neler yaşandığını sizlere aktaracağım. Onun hemen ardından çeşitli ajanslardan bulmuş olduğum görselleri size aktararaktan gelişmeleri fotoğraflarla destekleyerek daha iyi anlamamızı sağlayacağım. Gelin isterseniz hep birlikte Libya'da yaşanan son gelişmeler neymiş öğrenelim. Libya hükümetine bağlı Öfke Volkan Operasyonu basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada Trablus'un güneyindeki El Meşru mevkisinde Hafter güçlerine karşı devam eden operasyonlarda dört gözlem noktasının imha edildiği 18 milis ve paralı askerin ölü ve yaralı olmak üzere etkisiz hale getirildiği belirtildi. Topçu birliklerinin ateşi sonucu silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada hedeflerin tam isabet ve başarıyla vurulduğu kaydedildi. Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter, başkent Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerini ayrım gözetmeksizin hedef almış ve çok sayıda sivil kayıplara yol açmıştı. Hafter'e bağlı milislerin Mayıs'ın ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 15 sivil ölmüş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı. Cumartesi günü Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine düzenlenen roketli saldırılarda da 6 sivil hayatını kaybetmişti. Değerli dostlar Mitiga Havalimanı'na Hafter'in bir saldırısı oldu. Gelin isterseniz bu saldırının görüntülerini, havalimanındaki durum ne sizler için araştırıp buldum fotoğraflarını hep birlikte bir göz atalım. Evet değerli dostlar şu an karşımızdaki ilk fotoğrafta Mitiga Havalimanı'nın terminali bulunmakta. Gördüğünüz üzere darbeci Hafter'e bağlı kuvvetlerin bombardımanında sivillere yönelik bir saldırı olduğu burada açıkça görülmekte. Çünkü bu terminalde sivil vatandaşlar bulunmaktaydı. Hemen ardından isterseniz ikinci fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğrafta tekrardan terminalde çekilmiş. Görmüş olduğunuz üzere Mitiga terminali bu şekilde bir hale bürünmüş Hafter'in saldırıları sonrasında. Burada sivillerin dolaştığını da hesaba katarsak gerçekten bu Hafter kuvvetleri Birleşmiş Milletler'in dediği kadar var. Gelin hep birlikte üçüncü fotoğrafımıza bakalım. Bu üçüncü fotoğrafta da görmüş olduğunuz üzere yine Mitiga havalimanından. Bunlar da Hafter'in saldırısı sonucu vurulan sivil itfaiye araçları ve havalimanında bulunan bazı araçlar. Görmüş olduğunuz üzere hiçbiri askeri araç falan değil. Ayrıca yakıt tankını da patlattı Hafter bu saldırıda Mitiga Havalimanı'nda bulunan. Bu olay yaklaşık 2-3 gün önce yaşandı. Bu fotoğraflar da Libya hükümeti tarafından basına sunuldu. Evet değerli dostlar Mitiga Havalimanı'ndaki durum bu şekildeydi. Sivillerin bulunduğu alanlara saldırılar düzenlenmiş. Hayatını kaybedenlere buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Bir başka değinmek istediğim nokta ise hatırlarsınız Hafter bundan yaklaşık 1-2 hafta önce ateşkes ilan ettiğini belirtmişti. Bu ateşkese hiç de uymadı zaten gözler önünde. Fakat Sarraj'ın açıklamaları oldu Hafter'in ateşkesi bozmasıyla alakalı. Gelin isterseniz o açıklamalara hep birlikte bir bakalım. Tek taraflı ateşkesi ilan etmesine rağmen saldırılarını sürdüren Hafter ile ilgili konuşan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Sarraj, Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek bu saldırılara karşılık vermekten başka çarelerinin olmadığını söyledi. Ve Sarraj bu açıklamalar yaptıktan hemen sonra Birleşmiş Milletler'den de bu olaylarla alakalı bir açıklama geldi. O açıklamada Birleşmiş Milletler dedi ki Hafter ile herhangi bir diyaloğu kesinlikle reddediyoruz. Aslında güzel bir açıklamaydı. Bu açıklama sayesinde Birleşmiş Milletler'in Hafter'i tanımadığını bir kez daha görmüş olduk. Değerli dostlar bir başka değinmek istediğim husus ise Libya'daki Hafter'in uyuyan hücreleri. Uyuyan hücreleri Tarhune'deki teröristlere destek vermek amacıyla yakıt bidonlarını doldurmuşlardı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeki alanda. Fakat onlar da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Birlikler tarafından tespit edildi ve karşımıza böyle bir görsel çıktı. Değerli dostlar görmüş olduğunuz üzere bu fotoğraf Cuma pazarında çekildi. Cuma pazarında bulunan bir hücre Tarhune ve El-Kasr'daki teröristlere benzin kaçırdığı iddiası ortaya çıkmıştı. Bu iddianın da gerçek olduğu bu fotoğrafla kanıtlandı. Değerli dostlar burada dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Görmüş olduğunuz üzere benzin taşıyorlarmış, yakıt taşıyorlarmış. Buradan ne çıkartabiliriz? Demek ki Tarhune'deki Hafter milislerinin bir petrol sıkıntısı var. Bundan dolayı da başka güzergahlar... ...petrol aktarımı yapıyorlar. Yani bu durum kısacası Hafter milislerinin Tarhune'de bir sıkıntıya girdiğinin belirtisi olarak görülebilir. Tabi bunlar yakalanan kısımları, yakalanmayan başka destekler de vardır. Fakat bunun da yakalanması gerçekten güzel bir şey. Ve ardından bir başka fotoğraf göstereceğim. Trablus'un güneyinde Ebu Selim bölgesine sızma girişimi oldu Hafter'in. Zaman zaman yaşanmakta aslında bu sızma girişimleri. Çok şükür ki engellendi. Gelin haritada bu bölge neresi, nereye sızma girişimi yapıldı? Hep birlikte bir bakalım. Görmüş olduğunuz üzere Ebu Selim bölgesi haritada işaretlenmiş. Bu kırmızı noktadan gelen Hafter milisleri çember içindeki noktaya sızmaya çalıştılar. Fakat ulusal mutabakat hükümetine bağlı birlikler bu sızmayı engelledi ve 10 tane de Hafterci terörist yakalanmış oldu bu operasyonla. Görmüş olduğunuz üzere Trablus'la Hafter arasında bir bağlantı var aslında. Çok da yakınlar birbirlerine. Bu sızma girişimleri çokça yaşanmakta. Bir de şu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Görsele iyice yakınlaşacak olursak görmüş olduğunuz üzere hep böyle meskun mahal. Yani sızma girişimleri de aslında çok kolay gerçekleştirilebiliyor. Bundan dolayı da Hafter milislerinin işi kolaylaşıyor. Fakat Ulusal Mutabakat Hükümeti insansız hava araçları sayesinde de bu sızma girişimlerini büyük bir ölçüde engelliyor. Bu sızma girişimlerinden kesin olarak kurtulmanın asıl yolu ise Hafter milislerini yerleşim bölgelerinin tamamen dışına itmek olacak. Şehrin dışına itildiği takdirde bu sızma girişimleri de daha da az bir şekilde yaşanacaktır. Evet değerli dostlar Libya'da bölgesel olarak yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Son olarak Libya konusunda böyle kendini bilmez 4-5 tane devlet güya ortak açıklama yapmış. Gelin ortak açıklamaya da hep birlikte bir göz atalım. Mısır, Birleşik Arap Emirliği, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanları ortak açıklama yaptı. Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yaptığı anlaşma uluslararası hukuka aykırı. Silah ambargosunu da ihlal ediyor. Gerçekten çok şaşırdık böyle bir açıklama olmasına. Niye böyle bir açıklama yaptılar acaba diye de 3 gün düşündük. Kısacası aslında umurumuza takmamamız gereken bir açıklamaydı. Fakat sizlere belirtmek istedim. Ve bu açıklama yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da hemen bir son dakika altyazısı geçir Televizyonlarda meydanı boş bırakmak yok açıklamalarında bulundu. Evet değerli dostlar ilk konu başlığımızı sizlere aktardığıma göre gelin isterseniz ikinci konu başlığım olan Libya'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne yapılan saldırı sonrasında Dışişleri Bakanlığımızdan bir açıklama geldi demiştim. Gelin isterseniz o açıklamayı hep birlikte bir göz atalım. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Libya'da savaş ağası Hafter'e bağlı gayrimeşru milis güçleri son günlerde başta Trablus'ta olmak üzere sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarını herhangi bir ayrım gözetmeksizin artırmıştır. Haftere bağlı unsurlar sadece 9 Mayıs günü Trablus'un güneyindeki yerleşim birimlerine yoğun topçu ateşinin yanı sıra yüzün üzerinde roket fırlatmıştır ifadelerine yer verildi. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği dahil diplomatik misyonların, Mitiga Havalimanı'nın, kalkışa hazırlanan sivil uçakların ve diğer sivil altyapıların hedef alındığı, sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bu saldırıların savaş suçu teşkil etmekte olduğu vurgulanan açıklamada, bu vesileyle Libya'daki temsilcilerimiz ile çıkarlarımızın hedef alınması halinde Hafter unsurlarını meşru hedef olarak telakki edeceğimizi tekrar, vurguluyoruz ifadeleri kullanıldı. İtalya önceki videomuzda bahsetmiştim. Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı sadece kınamıştı. Fakat Türk kaynakları gerçekten çok sinirlendi. Bir daha böyle olayların yaşanması durumunda Hafter'e direkt bizzat müdahale edilebileceğinin sinyallerini verdi Türk kaynakları. Gerçekten çok önemli bir açıklamaydı. Evet değerli dostlar ikinci konu başlığından da sizlere bahsettiğime göre gelin hep birlikte isterseniz üçüncü konu başlığımız. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey. Jeffrey Rusların Esad'la işbirliğine girerekten Libya'ya militan gönderdiğini açıkladı. Çok önemli sözlerdi. Hep birlikte gelin detaylara bakalım isterseniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey kesinlikle biliyoruz ki Ruslar muhtemel Suriyeli olan milisleri Libya'ya götürebilmek için Esad rejimiyle beraber çalışıyor ve askeri ekipman sağlıyor dedi. Libya'daki yabancı savaşların artış göstermesine dikkat çeken Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler olarak Rusya'nın Libya'ya paralı savaşçılar göndermesi ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin taraflara insan savaş aracı desteği vermesine dair endişe verici uyarılarda bulunduklarını belirtti. Evet değerli dostlar Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin açıklamaları bu yöndeydi. Türkiye ve Birleşik Arap Emirliklerine de insansız hava aracı desteği sağladığınızı biliyorum tarzında da bir açıklama yapmış ayrıyeten. Bu açıklamaya bir şeyler söylemek gerekirse onların Orta Doğu'da yaptığı destekleri kimse görmüyor zaten. PYD'ye verdikleri destekten kimse haberdar değil. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri de kendisi çalıp kendisi oynuyor. Evet değerli dostlar 3. konu başlığımdan da sizlere bahsettiğime göre gelin isterseniz dördüncü ve son konu başlığımız olan İran acaba Suriye'de saf dışı mı bırakılmak isteniyor? Bu sorunun cevabını hep birlikte bulalım. Değerli dostlar her ne kadar Astana sürecinde İran'da bulunsa da aslında İran biraz da kendinin dışlandığını hissediyor. Gerek sahada Türk ve Rus birliklerinin yapmış olduğu ortak devriyeler sanki biraz daha İran'ı sahadan kovma mücadelesi olarak da görülebiliyor İran makamları tarafından. Hatta geçtiğimiz günlerde de Ruslarla İranlar arasında çeşitli diyaloglar yaşanmıştı bu durumla alakalı. İşte İranlı milislere Ruslar destek vermiyordu. Aralarını esas bulmaya falan çalışmıştı. Böyle böyle olaylar da yaşanmıştı. İlerleyen günlerde Suriye'deki olaylar da daha da şekillenecektir. Son olarak Türk Silahlı Kuvvetlerindeki durumu özetlemek gerekirse, sevkiyatlar İdlib'e halen devam ediyor. Zaman zaman ateşkes de bozuluyor. Fakat Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki durumu çok net. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerekse Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalar taciz ateşlerinin sürmesi durumunda da operasyonun yapılması da şart olur tarzında açıklamalar yapılmakta. Evet değerli dostlar, bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Tekrardan hatırlatıyorum. Kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımı da şöyle bırakıyorum. Bizleri takip ederek kafanıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince de cevaplamaya çalışırız diyorum. O zaman ben lafı hiç uzatmayayım. Kendinize çok iyi bakın. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.